Dedim ki durmuş hararetler arası konuşuyor dedim ona gidip dedim. Halim çok engel olmam gerek. Ve'den aleyhi hakkan fitten. Hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden yine sensin ya Rabbi. Ya Rab, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kıl ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden sen koru, muhafaza eyle ya Rab. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan, aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup eyleme ya Rab. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Çok kıymetli şehit ailelerimiz, çok kıymetli şanlı gazilerimiz, 15 Temmuz haftasındayız. 15 Temmuz'u anmak, unutmamak üzere bu programları yapıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 15 Temmuz gerçekten tarihimizde asla unutulmayacak. Kara bir leke, hain bir saldırı ama altın harflerle yazılmış şanlı bir direniş, şanlı bir zaferle sonuçlandı. O gün eğer siz şanlı gazilerimiz, kahraman şehitlerimiz olmasaydı belki de bugün düşünemeyeceğimiz kadar kötü bir durumda, Allah korusun, düşman ayakları altında milli manevi değerlerimiz çiğnenmiş olacaktı. Bunların bilemedikleri, yabancı oldukları büyük bir Türk milleti var. Ve onlar bu milleti, bu milletin evlatlarının ne yapacağını bilmiyorlardı. Bilemiyorlardı çünkü bu devlete, bu millete, bu topraklara yabancılaşmışlar. Bu devlete düşman hale getirmişler. Ve bu devletin, bu milletin paralarıyla alınmış, alın teriyle alınmış uçakları, tankları bu millete çevrilmiş. Devletimizi ele geçirmek için devletin bütün kurumlarına sinsice dünya tarihinin belki de görmüş ve görebileceği en sinsi terör örgütlerinden biridir. Allah eksikliğinizi vermesin. Varlığınız hep daim olsun. Bir kez daha Allah bizi böyle felaketlerden korusun ve milletimiz, gençliğimiz daima uyanık olmak zorunda. Yeminimiz var, bu vatanı sonsuza kadar koruyacağız.